Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil halki vel mursalin. İmamina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve atba'ihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Kadırdan buradarlar, ekevuki apa singiller. Bugün nabattaki ilmi, çukur tahlili bahsimizin 4.sini başlamakçımız. İnşallah Rabbil Alemin sohbetinin başı da hem köp bar takitledik, köp bar bu fennin ota çukur bilim talep kılışligini onu düşünüş üçün hem elbette kandayindir fundamentke insan ege buluş gerekligini indi fundament bulmagan çukur ilimini ortasadan bir cümleni kesip alıp İslam ümmetinin peşva imamları, Ahl-i Sünna ve Cemaat'ın müessis imamlarını adaşkenge çıkarışlık, nahalislik ekelligini takitlep kelgenedik. Bugün uşa bizge cevap sıfatı da ve etrafıdaki adamlarını közlerini boyaş üçün köz boylağıçlik manası da kılingen sohbetinin 4. bahsini devam ettiremiz. Hazır Yusuf Davran braderimizin en köpçilikke tasar kılgen özleri düşünmeseler de bizge köp bar bu barada saval berip cevabını kat'i surette alışını isteşken mavzularıge keldik. Bu mavzu İmam Razi Rahimahullah'nin yani Fahruddin Razi Rahimahullah'nin El-Metalibul Aliye degen kitapları da kegen matnı da. Bu metinni Yusuf Davron mana bunday bizga dalil qilib keltiryapti. Mavzuni qisqaroq muxtasarini aytay. Bugun sal qisqaroq qilmoqchiman. O'zi qisqa desam ham uzayib ketyapti mavzu. Mavzu shundan iborat edi. Yusuf Davron degan bir bola paydo bo'ldi. Bu bola 1400 yildan birin islom ummatining aqidasidagi sobit ilmni islom olamidagi ahli sunna val jamoaning manhajini tamamıyla ayak astı kılıp, yukarısını peske pastını ortaya kılıp, çelkeştirip, İmam Bukhari'dik zatının arkalarına birkinip, İmam Maturidi ve Eş'arilerini, bu cayda Maturidi deyip kuş yaptı, sebep biz Maturidiler yaşayarken memleketlerimiz, lakin bir orta diğerli Maturidilerden delil keltirmedi. Bitti yarımda keltirişke urungeni, lakin o mutlakmaz. Fakat ve fakat Eş'arilerinin İmam Razi'ye okşagan müteahhir ulamalarından bazı delillerini keltirgenidir. İmam Cüveyni'den, İmam Amidi'den, İci'den misallar keltirgenidir. Uşa misallar keltirişige sebep bugün sohbet min uşa dalailun lafziyye yoki az-zavahirul latihi yasuğul istidlalu biha fil qat'iyyat degan matnni telefon bo'lib qoldi. Noto'g'ri tarjima qilganligini, zavohir kalimasini kitob va sunnat deb mutlaq tarjima qilib, Ash'ariy Maturidiylar aqida bobida kitob sunnatni hujjat deb bilmaydi degan xulosa xiyonat ekanligini aytganimdan keyin, o'sha zavohir kalimasi to'g'risida keyin menga 3'te mabahasta raddiye berdi, koşturnak içide. Ular raddiye mesedi, ular uzunu, aybini bir nevi ikrar kılış ve bu orkali atrafıdakilerde uzunu mukabaresini, uzunun yani şahsi kibirini sindirmeslik için, yani sindirip koymaslık için köz boyamaçılık idi. Ve zavahir kelimesinden taşkarı, keyin İmam Razi'nin El-Metalibul Aliye kitabı da kigen 9. cilt 73. sahife dedi. Uzu 73. sahife soruşturup kurduk. Kaysi metinden, kaysi kitaptan o geldiğini etmegen. Lekin biz keltiredigen kitabını inşallah halır rakamları bilen keltiremiz. Ondan aldın. Ben muhtasar kılıp kiriş yese yapman. Sohbetimiz yine de çünerli bulsun üçün. Keyin uşa zavahir kelimesini Kur'an ve sünnetteki ihtimalli delillerge işletken eş'ariler dedim ben. Bu bunu tan olmasdan ihtimalliymez. Zavahir kelimesi kitab-ı sünnetinin hemesini öz içige aladı. Nas'ını hem öz içige aladı. İhtimalli delillerini hem öz içige aladı. Degen davanı kıldı.
Va bu joyda birinchi e'tirofi, ha, kitobda zohir va nas borligini tan oldi. Zohir borligini, nas borligini, zohir deganda kitobu sunnatning hammasini o'z ichiga olmasligi mumkinligini e'tirof qildi. Undan keyin lekin zohirdan tashqari mutlaq kitob sunnatni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan matn bilan kelgan dedi. Qaysi misolni keltirdi? Imom Roziyni Matolibul Oliyasidan deb keltirdi. Endi shuni eshitamiz. Fikrimizga yangi, zehnimizga yangi o'rnashishligi uchun. مجلد 73 بالتأكيد ذكي التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز لفظي دليلنا يقين تلقينا ديجان عقيدوي مسألة لاردا حجت كتير جائز مستيات دمك إمام رازي ما نشوي يردا لفظي دليل تب عمومي خبيت فقط كنا لفظي دليلنا احتمال بوجان ظاهر دليل دمك نص هم كركتاد ظاهر هم كركتاد نص بوجان دليل lafzi dalilga kirmaydi deb kim ayta oladi? Qur'on, sunnat dalillarini hammasi lafzi dalil. Hammasi lafzi dalil. Yana davomini eshittiramiz. Hozir shu jumlalariga biroz muqaddima yasaymiz. Xo'p, Imom Roziyni bu 73-chi bet dedi. Qaysi kitobdanligini aytgani yo'q. Biz keltirishimiz kerak bo'lgan kitob Imom Roziyning kitoblari. Bu kitobda 112-chi betda boshlangan va bu kelgan matn 118-chi bet. Menimcha hozir ko'ramiz uni. 118-chi betda kelgan. Va aytayaptiki, mana Imom Roziy kitob va sunnatni mutlaq o'z ichiga oladigan jumla bilan ifoda qilyapti. Aytayapti. Bitta ad-dalailul lafziyya emas. Anna ad-dalaila lafziyya la tufidu illa zon degan. Va davomida kelganki fa hadha taqrirul bahthi an qawlina at-tamassuku bid-dalailil lafziyyati fil matalibil yaqiniyyati la yajuz degan. Bu jumlani boshida kelgan fa hadha taqrirul bahthi an qawlina degan jumlani tashlab o'qiyapti. Tashlab o'qishligining ehtimollari ko'p. Bitta ehtimol bu internetdan buni yoki buning domlalari bergan matnni o'qiyotganligi uchun tashlab o'qidi. Agar yuqoridagi jumlani tashlab o'qilmasa, uni ham tarjima qilsa, insonda savol tug'iladi. Nima deyapti Imom Roziy? Mana bu, mana bu. Yuqorida bir qancha gaplarni keltirib, mana bu keltirgan matnlarimizdan shu narsa bahsimizning qarori yuzaga chiqdiki, demak shuncha gapni gapirib keldik. Shundan umumiy xulosa qaror qilamizki, demak at-tamassuku bid-dalailil lafziyya fil matalibil yaqiniyya la yajuz. Yaqiniy matlablarda lafziy dalolatlarni dalillar deb tarjima qilyapti. Bunga ham to'xtalamiz. Lafziy dalolatlarni ushlab olishlik joiz emas degan qarorni qabul qildilar. Imom Roziy bu qarorni qabul qilish uchun yuqorida 112-chi betdan 118-chi betgacha 6 bet, 3 varaq gap gapirganlar. Qani bu 3 varaq? Agar biz uchun yuqoridagi 3 varaq gapni tarjima qilsak, u unda kimga qarata gap gapirilayotganligini xulosalasak, o'rgansak, ma'lum bo'ladiki, Yusuf Davron birodarimiz bugun o'sha Abdulloh Zufarni qo'l ostida uni mahliyosi bo'lib yurgan kalla fikr dunyo qalashi 0 minus 0 ga tegan teng bo'lgan bolalarning uslubini ayni o'zini Imom Roziyga nisbatan qilayotgan bo'lib chiqyapti. Qaysi misol? Misol uchun deylik, men ro'mol, diniy kiyim, jamoat joylarida ro'mol o'rashlik joiz emas degan ba'zi qarorlarni chiqarishgan paytida chiqib aytgandimki, yo'q, ro'mol diniy kiyim emas. Ro'mol diniy kiyim emas. Hijob Allohning buyurgan buyrug'i, ro'molning materiali diniy unsur hisoblanmaydi. Shuning uchun jamoat joylarida ayollarimiz ro'mol kiyib yurishliklari joiz hisoblanadi. Hech bitta qonun buni taqiqlashga haqqi yo'q degan jumlani gapirgan edim. Bu Yusuf Davronning misolidagi Abdulloh Zufarni sharlatanlari mana bu
Rumal dini kiyinmez, hicab dini kiyinmez dedi de tarkatıp mantaj kılıp yürüşüptü. Yusuf Davron, biraderimiz, 118. sahifede kigen. Bizni yani takrir kitabımızda, yani uşa İmam Razi'ni El-Matalibul Aliye fi ilmil ilahi degen kitaplarını 9. cüzü 112. betide nima haqida gap boshlaganlarini alohida ta'kidlaganlar. Ya'ni qadar, jabr va af'al, xalqi af'alil ibod masalalariga fikrlarini, ya'ni ash'ariylarning manbalarini, usullarini keltirganlar. Bundan nima kelib chiqadi? Islom ummatiga qadariylarning qadar to'g'risida oyatdan dalil keltirib, har bir qadar yozilmagan qadarni biz yaratamiz degan fikrlarini tarqatayotgan davrlar bo'lgan. Jabriylar jabrga tegishli masalalarni butun olamga tarqatib, ya'ni biz robotga o'xshagan narsamiz. Alloh bizni yaratib, bizni o'zi boshqaradi. Jannat bor, dozax yo'q degan tushunchalarni kitobdan, Qur'ondan keltirib, dalil keltirib turgan davrlar edi. Masalan, jabriylar aytardiki, har bir narsa Allah'dan deyişerdi. Elbette biz ama etmemiz Allah'tan deyimiz. Lekin insanın fiillerini Allah yaratışlığı ve biz amel kılışımız kerek bugün işlerden mesul ikenliğimiz doğrusundaki akideye kanday yetip geldik biz. Bu akide ahli sünne vel cemaanin akidesi ikenliğini kaysa asası da himaya kıldık dese Eş'ari maturidilerinin usulleri asası da himaya kıldık. Ash'ari va Maturidiylar Jabriy va Qadariylarga, Mu'tazilalarga raddiya berish uchun bu kitoblarni, bu usullarni keltirishdi. Yuqoridagi usullarni hammasini tashlab yorib, eng jumlaning oxirida At-tamassuku bid-dalailil lafziyya fi matalibil yaqiniyya la yajuzu degan jumlani o'zini o'qib, mana Ash'arilar kitob va sunnatni aqidaga dalil qilmaydi deyish İnsaf dairesinde yengil kılıp eğitkenimizde hıyanattan başka narsamaz. Yukarıda keltirgen misalım mı? Endi ki, oylayın. Ben kimge nisbeten eğittim? Kimge nisbeten eğittim? Rumal dini kiyinmez degen gapni. Şeriatnin hicab farz mı degen savalge şu cevabı verdim mi ben? Ya ki rumal dini kiyim, cemaat caylarda rumal bilen yürüyüş caiz mas degen adamlarga nispeten aittim mi bu gapni? Ha, elbette bularga nispeten aittim. Rumalını dini kiyim deyip, yani dinni kandaydır, korkunçlu inarsaga aylantırışka urniyetkallarga raddiye sıfatı da gapırdım bunu. İmam Razi Rahimahullah özlerinin davurlardaki cabri, mutezili, kaderilerge karşı bir bab açıp, kitapta bu babını namlap, saval koyu yaptılar. Ayet yaptılar ki, bu fasıl, birinci fasıl, ennet temessuke biddele ili sem'iyye diye yaptılar. Sem'i dalaletler, bunu da kitap ve sünnet deyip tercüme kılı yaptı. Aslı kitap ve sünnetini özü hükmez. Bunda hem Yusuf Davron'a bitti yenge ders bulsun. Dalailu sem'iyye, dalailu lafziyye degeni hammesi kitap ve sünnetini özüge yine haslan beydi. Çünkü dalailu sem'iyye, dalailu lafziyye kelimeleri icmage ham kıyastan hasıl bulgen ilmi asaslarge ham delil sıfatı keltirildi. Sahabelerinin kavli ham delil sıfatı keltirildi. Medine'nin amelleri ham delil sıfatı keltirildi. Bunu itibardan kaçırmaslık gerek. İlimnin bunday yani figuralarını optaşab bir cümleni kesip alıp kimge aytilgenligini bir kitip kurdiler mi aşariler akidede kitap ve sünnetini kabul kılmaydı değişlik hıyanat bulmasa ne mi biraderler? Menge aytinler bunu. Kitabının varaklarını keltirip koydu, nammanan sanap koydu deyişten başka bir utalmayı turgen biraderler. Közüyüzü açın. Kur'an'ı özü bilen sizde Kur'an'dan bir haberliğinizden faydalanıp Kur'an'ı özü bilen harkanday taife cemaatını tüzüş, şekillendiriş mümkün. İstisnasız tarihte biraderler, adaşken taifelerini İslam namıdan
Adaşken taifelerinin %100'ü Kur'an'ı okup adaşken. Cebriler ayetedi ki Cebri taifesi var. Biz huddi çölde yatken patke okşayımız. Şamal kayağıdan kilise şu tamangi isemiz mecburumuz deydi. Delil bunge deseyiz Kur'an'dan delil ki. Ki ve ma rameyte id rameyte velakinne Allahe rame deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam cihatta, Bedir'de müşriklerine nispeten bir kısıkım tuprağını alıp saçtılar. Otkarlarda hemmesinin közü tuprakka toldu. Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala siz atmadınız otken peytinizde biz onu attık deydi. Bana şu ayetini keltirip bana gördüler mi Allah ta'ala kıladı hemen arsanı deydi. Mana bularga qarshi İmam Razi rahimahulloh raddiya sifatida matn keltiryaptilar. Aytyaptilarki, o'sha matnni o'zini ushlab, shundan jabriy, qadariy, mutazila aqidasini shu matn bilan shakllantirsak bo'ladimi degan savolni qo'yyaptilar. Matnning mana shu sen aytayotgan dalolati, sen tashkil qilayotgan aqidani sobit qilishlikka kifoya qiladimi degan savolni qo'yyaptilar. Sodda qilib aytganda. Şunca mavzunu taşlavarıp bugün İmam Buhari rahimahullah'ın arkasına birkini alıp İmam Maturidi aşarilerini adaşken taifege çıkarışkı urunuş hıyanat bulmese onda neme hıyanat buladı? Menge aytiler ki neme hıyanat buladı? Demek 18. bitte braderler 18. bitte Yusuf Davron okuyatken metin sizlerge metinini korsatayım. Yusuf Davron okuyatken metin bu cüde yorup bup getirdi. Mana şu en ahirge abzasının yarmını okuyaptı. En ahirge abzasını yarmıdan okuyaptı. Yukarısını okumayaptı. Nima uchun yukarısını okumayaptı? Çünkü yukarısını okusa demek onu yukarısı da bu gapni İmam Razi kimge nispeten aytganligi, nima sebepten aytganligi, qanday asoslar yüzdesinden aytganligi kep çıkadı. Bularını ispatlay olmaganligi uchun o'ziga qulay cümleni kesip alıp mana shu cümlege göre aş'ariler adashgan mana shu cümlege göre aş'arilerinin matnini keltirip orkasından maturidilerini ham adashganga çıkarıp olyapti. Bu birodarlar ilmiy bahslarimiz inshaalloh tarixda qoladigan bahslar. Men bu bahslarimni yozib, montaj qilib, kesip qilmayapman. Jonli muloqotga chiqib qilyapman. Ve elbette bu geplerimge cevap bera alaman inşallah Rabbil Alemin aynen mene şu meselelerini gepleşkeni Yusuf Davron bilen körüşkeni Türkiye'ye baraman inşallah açılgen zahatı çekereler. Onun hıyanetini yüzme yüz mene hıyanetini eyti yapman kayıttan yüzme yüz yüzüge ispatlayman. Eğer şu meselelerde ilmi bahske kaçıp gitmese ilmi bahsten. Elbette bunu onu yüzü aldı da hem canlı mülakatta inşallah kılamız. Lekin birodarlar ungacha omonat har kim inson bu bahslarni davom ettirib qo'yishimiz kerak. Demak, Yusuf Davron jumlaning bir qismini o'qib sizni bizlarni aldayapti. Bizniki alday olmaydi inshaalloh robbil alamin. Biroz ko'zimiz ochiq bizni kitob ko'rib uning orqasida nima gaplar borligini bilamiz, lekin oddiy atrofidagi bechora birodarlarimizni aldayapti. Bu gapimni yana qayta ta'kidlayapman. Chunki kitobning boshida mavzu bor. Mavzu nimaga yo'naltirilganligi aniq. Qadariylar kitobni o'zidan va ma ramayta iz ramayta valakinnalloha rama degan oyatni o'zi bilan qadariylarning aqidasini sobit qilsak bo'ladimi degan savolga bu aytyapti bu kishi. Lafzlarning dalolatlari bu dalillari deb tarjima qilyapti. Lafzlarning dalolatlari yaqiniy matlablarda aqida qilib shakllantirishing mumkin bo'lgan qat'iy masalalarda dalil qilib bo'lmaydi. Voy qadariy demoqchi. Voy mutazila demoqchi. Voy xashaviy demoqchi İmam Razi. Tushunyapsizlarmi? Endi misolni bir-biriga o'xshashini ko'ryapsizmi? Bugungi xashaviylarni eng haligi chuvrindilari mening Romal dini kiyim mas degen gapimni romal hijab mas deb tarjima qilib tarqatishyapti. Bu gapni men inna lillahi va inna ilayhi raciun. Vaholanki bu gapni men kimga qarata aytganligim, hijab farz ekanligini tasdiqlab va hijab
qanday material bilan bo'lsa ham insonni satriga yarasa u satr hisoblanaverishligini aytganimni berkitishyapti. Bu yog'ini davom ettirishyapti. Xuddi shu uslubni Imom Roziyga nisbatan, Imom Roziyning kimga nisbatan gapirganligini bekitib, bu Yusuf Davron xiyonat qilyapti. Endi bu joyda yana bir nozik masalalar bor, ularni hozir o'qiymiz. Demak, men matnni boshini ko'rsatay sizlarga. Va ha huna abhathun thalatha. Bu masalada 3 xil bahs bor degan. Imom Roziy o'sha matolibda. Ahaduha anna ad-dala'il al-lafziyya la tufidu al-yaqin va hadhihi al-mas'ala yaqiniyya. Fa wajaba an la yajuzu at-tamassuku fiha bid-dala'il as-sam'iyya. Lafzi dalolatlar, ya'ni bunda zohir deganman. Ho, keladi. Eng qiziq joyi keladi. Lafzi dalolatlar yaqinni ifoda qilmaydi. Birinchi masala. Bu masala yaqiniy masaladir. Shunday bo'lsa-da vojib bo'ladi sam'iy dalillarni o'ziga suyanib olib bundan aqida yasashlik. Sam'iy dalillarni, ya'ni zohirlari haqida gap ketyapti. Bu mabahasni ochyaptilar. İkinci mabahas, الثاني إنا سلمنا أن التمسك بالدلائل اللفظية جائز في مسائل اليقينية. مانا بو متنني قاراي. Aytibdilarki biz lafzi dalillarni ushlashlik yaqiniy masalalarda joiz ekanligini ta'kidlasak-da, yaqiniy masalalarda qaysi jihatdan joiz ekanligini ta'kidlasak-da, illa anna at-tamassuk biha fi hadhihi al-mas'ala la yajuz. Qadar va mutazilalikni masalalarida mutazilalar o'zlariga dalil qilib keltirgan la tudrikuhul absar va huwa yudrikul absar Allohni ko'rish masalasini inkor qilganlarida oyatga suyanishlari bu masalalarda xalq af'olil ibod masalasida biz o'zimizni fe'limizni o'zimiz yaratamiz degan mutazilalarning da'vosini isbotlashdi. Ular o'zlarining da'volariga aqida yasashda bu kabi dalillarga suyanishligi la yajuz. Kimga aytayotgan ekan? Imom Roziy kimga aytayapti? Matolibul Oliyani 112-chi sahifasi. Mana sizga sahifa kerak bo'lsa. Sahifani o'zi bilan kifoya qilarmi deya dalil. 3-chi mabhas إن القرآن هل يصير مطعونا فيه بسبب تعارض ما فيه من دلائل الجبر والقدر قدر وجبر جبر مسالالار يعني قدريلار جبريلار طائفالارنين طائفالارنين قدر وجبرگه تگشلي دليلارن محكم اشلوالب اشا ارقالي اوزرا بربرگه تعارض كيگن بر متن اكينچي متنگه كورنشي ده ظاهر ده زد كيب قوگن مسالالار ني كورسك Qur'onga ta'na qilamizmi? Qur'on xato deyishimiz kerakmi? Degan bahsni ochganlar va bu bahsga batafsil to'xtalganlar. Mana shu to'xtalishlikda Yusuf Davron aytayaptiki, men aytgan gapni aytayapti. Yusuf Davronga aytdim men. At-tamassuku bid-dala'ilil lafziyadan murod hamma Qur'on va kitob lafziy dalillarmi deb odamlarni chalg'itayapti. Har bir dalil lafziy emas, birodarlar. Lafzni o'zi har doim dalil bo'lavermaydi. Lafzning dalolatun nafs deydi. Nas lafzning o'zi emas, u dalolat qilayotgan, u ishora qilayotgan boshqa matnlar dalil bo'lishi mumkin. Lafzning o'zi hammasi dalil emas. To'g'ri, hammasi lafziy dalillar, lekin ad-dala'ilul lafziyya deganni o'zi lafzlarning dalolatlari ma'nosini beradi. Mujam lug'at kitoblarida dalil bilan adillaning ya'ni dalilning jami ikki xil adilla dalail deb keltirishgan. Adilla bo'lsa hujjat ma'nosiga ifoda qiladi. Buni mujam kitoblariga ko'ring. Dalilni adilla ma'nosi ya'ni jam sig'aga o'tkazilsa adilla hujjat ya'ni dalilni adillasi hisoblanadi. Lekin dalail jami ishlatilsa, odatda ad-dala'ilul lafziyya deb kelyapti. Dalail lafzi ishlatilsa, o'sha lafzning bir necha xil ma'nolari borligini ifoda qiladi.
O'zi ma'lum, lug'atda o'zidan ma'lum. Imom Roziy ad-dalailul lafziyya deganda zohir matnlarni nazarda tutayotganligi. Yusuf Davron nima deyapti? Bu joyda lafziy dalillarni mutlaq aytibdi. Buni qiyomatgacha topa olmaysan, dalil keltira olmaysan deb menga xitob qilyapti. Eshitamiz. Bu yerda Abror Muxtor nima deyapti? Imom Roziyning gapidan keyin mana shu gap xiyonat deyapti. Men tarjima qilgan gapni aytib, bu xiyonat deyapti da. Lafziy dalillar deganda kitob sunnatni mutlaq deb odamlarga yediryapti deyapti. Lafziy bu gapni hozir ham aytyapman. Lafziy dalillar deb tarjima qilyapti. O'zi lafzlarning dalolatlari edi. Buni kitob va sunnat deb yediryapti. Buni isbotladik. Oldingi 3ta mabhasimizni ham bir ko'ringlar. Bugun ham buni isboti. Lekin bu endi o'sha masalada, ya'ni hozir shu masalada o'zining xiyonatini boshqa usulda menga savol bergan. Hozir javob beramiz. Lafziy dalillar deganda kitob sunnatni mutlaq deb odamlarga yediryapti, deyapti. Lafziy dalillar deb mutlaq degan Imom Roziy emas. Lafziy dalillar deb mutlaq degan Imom Roziy emas, deyapti. Qatta aytdi Imom Roziy. Lafziy dalillar degan gapni mutlaq deb. Yuqorisini o'qimadiki Yusuf Davron. Bir cümleni bizim savalımızın takriri, yukarıda saval koygan edik. Şu savalının şu sebeplerine göre karar kabul kılışımız kereyi bugün mavzu. Ettemessuku biddele ilil lafziye fil metalibil yakiniye la yecuz dedi. Bu cevap idi. Bu cevabını tapış için yukarıdaki fundamentini okumadı ki. Okumasından durup ne mege kaysi asaske göre Yusuf Davron lafziy dalillarni mutlaq zikr qilyapti degan da'voni qilyapti. Qanday, qaysi asosga ko'ra? Kim da'vosiga dalil keltirish kerak aslida? Buni mutlaq lafziy dalillar deb aytyapti Roziy degan gapni da'vo qilgan Yusuf Davron keltirish kerak aslida. Lekin mendan so'rayapti. Men kutdim, vaqtimiz o'tib ketdi. Orada ba'zi masalalar to'xtatdi bizni fanni davom ettirishimizga, lekin bugun keltiraman. Ha. Imom Roziy aynan mana shu joyda, aynan shu joyda dalailul lafziyya deganda zohir matnlarni nazarda tutyapti. Yuqorida shuni keltirganligini matnni o'qib beraman. Dini aytgan gapi qanday bo'lsa, shunday tarjima qilyapti. Qanday bo'lsa, shunda tarjima qilmayapti. Noto'g'ri tarjima qilyapti. Biddalailul lafziyyani lafziy dalillar deb tarjima qilyapti. Ya'ni hujjatlar ma'nosida. Daloil hujjat emas, daloil belgilar. Lafziy dalolatlar degani, lafzlarning bir necha xil dalolatlari bor, o'sha dalolatlarni yaqiniy matlablarda hujjat qilib bo'lmaydi demoqchi Roziy. Keltiramiz buni. Faqat Imom Roziyni emas, hatto bu gaplarni Ibn Taymiya rahimahullohga o'xshagan zotlar ham gapirgan. Bu masalalarda juda katta ixtilof qilmagan, Imom Roziyga qarshi raddiy yozgan, Ar-Raddu Ta'sisu Taqdis degan kitoblariga raddiy yozgan. Mana shu matnlarga raddiyalari bor. Dar'u Ta'aruzul Aql va Naql degan kitob Ibn Taymiyani aynan shu Imom Roziyga raddiya deb yozgan. Lekin u joyda Imom Roziy bilan kelishgan masalalari bor. Ba'zi masalalarda, aqliy qat'iy masalalarda Ibn Taymiyaning ayni gaplari Imom Roziyniki bilan bir xil. Beshtamiz. Biror muxtor nima deyapti? Lafziy dalil lafzan o'qiysiz, ma'nosi dalolati har xil. Xuddi shunday. Lafziy dalo biddalailil lafziyya degani lafzan o'qiysiz, dalolatlari ko'p uni. Oy aytib turibdi, matnni o'zi turibdi, lug'atda turibdi gap. Zohir bilan lafziyning ma'nosi bir deyapti. Mashalloh. Lafziy bilan zohirning ma'nosi bir xil. Maşallah deyipti. La havle ve la kuvvete illa billah. Maşallah menge köstekmeslik için ait şekillik. Ben bu kişiye yani ilmi matalıpta şifa sorab la havle ve la kuvvete illa billah deyipti. Ve Yusuf Davron, braderim, doktorluk işini yokla geldiğiniz ne kadar yani yüzeki, ne kadar sathi makamda ekenliğini koruyapsız mı uzunuz? Xijolat qilyapsizmi? Aytayotgan gapingizda bitta lug'atni o'zida ne kadar aylanib ketganligingizni ko'ryapsizmi?
Ha, aytayotgan gapimga endi men varaqa bilan misol keltiraman hozir. Dalil degan bilan zohirni ma'nosi bitta degan qaysi kitobda bor? Qayerdan oldingiz? Qiyomat kecha sizga o'g'lat, buni biron bir usul kitobdan va naqdida kitobdan isbotlab bera olmaysiz. Davo lafzi dalillar deganda zohir dalillarni nazarda tutayotganligini Imom Roziyni lafzi dalillar bid dalailil lafziyya matnidan zohir matnlarni nazarda tutayotganligini birorta kitobdan isbotlab bera olmaysiz qiyomatgacha muhlat deyapti. O'zi jumlani o'zida turibdi o'zi asli. Lekin hozir İmam Razi'ni özlerden soraylik, başka usul kitaplarına bari oturmaylik. İmam Razi rahimahullah, İmam Razi rahimahullah, aynen uşa ve talibinin özü de 112. bitten başlayıp ayet ediler. El mebhathul avval, emmel bahthul avval. Birinci bahsge kelsek. İnne temessuke biddelailil lafziye mevkufun ala umurin aşara. وكل واحد منها ظني والموقوف على الظني ظني ikkita mabhas qo'ydilar. Aytibdilarki, birinchi mabhas shu. Taqrir, ya'ni birinchi mabhasning asosiy qaror qilishimiz, kelishishimiz kerak bo'lgan joyi shundan iborat. Nima? Lafziy dalillarni ushlashlik. Lafziy dalillarni aqida masalalarida mahkam ushlashlik 10 ta narsaga mavquftir, to'xtab turadi. 10 ta narsa bor, 10 ta masala bor, o'sha 10 ta masalaga mavquftir. Bu 10 ta masalaning barchasi zonniy, zonniyga mavquf bo'lgan narsa zonniy bo'ladi. Deb, ya'ni boshida qaror taqrir qo'ydilar. Va aytdilarki, bu joyda birinchi shu mufradotul alfos, mufradotul lug'atni bizgacha yetib kelishligidagi ismat, ya'ni bu yerda ohot masalasi aytganlar. İkincisi de adamul iştirak deganlar. Üçüncüsü de kelamın asıl manası mı yoki mecaz manası mı? O zaman adatta haşaviler Kur'an'da mecaz yok deydi. Kur'an demiş, mecaz yokmuş. Sünnet demiş, mecaz yokmuş. Şuna kadar deydi. Ben Yusuf Davron bu gapi gapiradim yok mu? Ondan eşitmeganim için etmiyemem. Lekin Yusuf Davron'ı terbiye kılgen salafi düşüncenin akidesi de mecaz yok. Hatta ular Allah'ın kesel boliş sıfatı bar deydigenleri bar şularını içi de. فَاِذَا مَرِدْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي degen hadis bar, sahih hadis bu. Allah Teala kıyamet günü de bendesini çakırıp eytedi. Kesel buldum. Matın bu hadis, sahih. Kesel buldum. Neme gemini? Ziyaret kımedin. Deydi. Allah Teala kesel buladı mı? Mana shu matnni keltirishib Allohning kasal bo'lish sifati bor, o'ziga loyiq sifat deyishadi. Deydiganlari bor. Men Yusuf Davronni aynan o'zini aytayotganim yo'q. Bu gapni gapiradiganlari bor. Och qoldim, meni to'ydirmading, deydi bandaga. Banda aytadiki, "Yo Rob, sen Robbul alamin bo'lsang, qanaqasiga och qolasan? Qanaqasiga seni to'ydirishim mumkin? Qanaqasiga kasal bo'lasan, qanday qilib seni ziyorat qilishim mumkin?" deydi. Gapning majoz ekanligini Alloh taolo o'zi keyin aytadi. Falancı kesel buldu, borganingde beni topardın deydi. Allah'ını topadım şunda bari. Mecaz bu. Allah'ın razılığını, mağfiretini, cennetini topgan buladı. Keselle aldı ki borgan adam. Allah'ın özünü topa mıydı? Demek mecaz mı? Kur'an'daki uşa lafız, lafzi deliller. Dalil manası ki karasagam. Lafzi dalaletler. Mecaz mı mecaz emasligiga ham to'xtab turadi. Uni biz aqidaga olish olmasligimizda. Deb kelganlar orada yana bor. Yatawaqqafu ala adamil idmori va adamil xarf. Zamir yo'qligi, buni tagida tushib qolgan narsa bo'lmasligi, hazif bo'lmasligi to'g'risida aniq ishonch bo'lish kerak. Masalan, Alloh taolo aytadi. Men bitta oyatni aytaman. Biroz oyatdan xabar bor odamlar menga qanday tushuntirib beradi shuni? Shuni tushuntirib berishni usullarini ishlab chiqmasa, kim nima desa deb ketdi o'sha davrlarda. Imom Ash'ari, Imom Maturidiylarning maydondagi mavqifi, haybati, ularning
adaleti şunun için gerek bizge. Ular kim ne dese değişliğe yol koyuşkeni yok. Ular ahli sünne vel cemaage hücum kıyan mutezileler, kaderiler, cebriler, haşeviler, kerramiyeler, hatta şiiler, batiniler, bir kança cemaalarını cayini korsatıp koyuştu. Bir gapni gapirarken sen bana bu delilini, cevabını verdi işte. Bugün hem şuna kabul yap diyor, cevabını verdi deseyiz kaçıp gitmedi. Lekin uzağdan durup şu işini kılışa uğradı. Maturidiler uşan için ayet işte. Mesela hazıf var mı yoğuluğunu bilişimiz gerek. Allah Teala ayet dedi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleykum alla tushriku bihi şey'a. Bu qarang, kitobni qarang. An'om surasi. Qur'onni ko'ring, ochib ko'ring. An'om surasi 151-oyat. Mana bu oyatda Alloh taolay aytayaptiki, ayting Muhammad alayhisalom, kelinglar, sizlarga Robbingiz nimani harom etganligini tilovat qilib beray. Payg'ambarimiz shunaqa deyaptilar, Qur'oni Karimda bu oyat bu nozil bo'lyapti. Sizlarga Robbim, Robbingiz nimani harom qilganligini tilovat qilib beray. Alla tushriku bihi shay'a. Unga hech bir narsani sherik keltirmasligingizni deyapti. O'zbekcha qilib aytganda birodarlar, mana shu ma'noni Qur'onni yaxshi bilmagan, ya'ni hazf izmor haqidagi qoidalarni tushunmagan odam shunda o'qisa aytadiki, Alloh taolo o'ziga shirk keltirmaslikni harom qilgan bo'lib qoladi. Na'udhu billah. Bizga Alloh shirk keltirishlikni harom qildi. Alla tushriku bihi shay'a ay an tushriku bihi shay'a li alla li an tushriku bihi shay'a o'zi. O'sha yerdagi la harfi loy nafi hazf qilinadi. Bu hazfni isbotlamagani uchun buni siz dalil keltira olmaysiz. Qur'onni o'zidan mana shu oyatni o'qib, Qur'onda majoz yo'q, Qur'onda hazf onda u yo'q, Qur'onda bu yo'q degan odam Allohga shirk keltirmaslikni Alloh harom qilgan, biz shirk keltirishimiz kerak degan ma'noni chiqarishi mumkin. Endi nima bo'ladi? Shu qadar osonmi Yusuf Davron birodarim? Sizga xitob qilyapman. Shu qadar osonmi juda katta bitta madrasani tagidan o't qo'yib yoqib yuborishlik? Shu qadar osonmi sizga? Shu qadar haybatlanmaysizmi? Allohdan qo'rqmaysizmi? İmam Zahabi rahimahullah, İmam Zahabi tushunchalari, fikrlari ma'lum. İbn Taymiya rahimahullohning shogirdlaridan. Bu kishi aytadilarki, ijtihod masalasida men ham ijtihod qilishlikka mazhablarga İçtihat kılıçlıkça bazen mail bub kalemen. Çünkü cüde Allah'ımı adam. Lekin deydiler, mezhab ulemalarının haybeti beni tosadı deydiler. Ularının hata kıldı deyişlikten tilimi tiyemen deydiler. Aş'arilerine adaşken devarışlıkta ne kadar siz cüret kılıyapsınız Yusuf Davron. Demek hazıf yokluğunu ispatlaşımız gerek. Dip geldi geldiler de 8-sinde aittiler ki ve yetevakkafu ala selametiha anil muaridil akli akli muarazadan ham salamat buluşligiga to'xtatdiradi matn. Matnni okuyan paytingizda akıl, kat'i akıl unga muariz kemaslik kerak. Deb bunu cevabını aytadilar. Ve inne ayatit teşbihi kathira. Kur'an-ı Kerim'de teşbih ayetleri köp. Teşbihler köp Kur'an-ı Kerim'de. İnne mesela İsa indallahi kemeseli Adem. Bu hem teşbih. Yadullah teşbih. Aslında lügatını görseyiz teşbihke tartışı mümkün bugün meseleler. Yad kelimesi ge ne mege teşbih kılışıyız mümkün. Lügatını itibarı da. Bunu görseyen teşbih meseleleri köp. Akıl muarız kip kalışı mümkün bugün meseleler köp demokçiler. Lakinneha لما كانت معارضة بالدلائل الأقلية القطعية لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها. من أبغى أرجو بريب من. إمام رازي أزلر أيت يبتلر كتابنا وش يوسف دوران بالدلائل اللفظية ديجان جبني يرمدن آخر دن كسبالب من بنا ظاهر ديجان ليجن إثبات لب بير قيامة كتش ديده شندا يقارسنا أوكين بريوس 16 صحيفة سده.
o'zlari aytibdi. Ey birodarlar, insof, insof. Hashaviylarning noinsofligini tarixda eshitganmiz, buni hayotda tajribada ko'rib turibmiz. Insof qiling. Imom Roziy rahimahulloh biddalailil lafziyya deganda ay zohiri hani nazarda tutyapti. Mana matn keldi. La jarama awjabna sarfaha an zawahiriha. Matnlardagi tashbih oyatlarining zohiriga qarab biz ta'vil ya'ni qaror qabul qila olmaymiz. Zohiriga qarab. Fa kaza ha huna xuddu bu jabr qadar xalq af'olil ibod masalalarida lafzi dalillarni mahkam ushlash masalasida ham lafzi dalillarning zohiriga ko'ra biz ma'no ayta olmaymiz deyapti o'zi imom Roziyni o'zi aytibdi. Endi nima bo'ldi Yusuf Davron birodarim? Doktorlik ishingizni tagidan zajigalka bilan yoqib yuboring. Xullas birodarlar, imom Roziy rahimahullohning o'zlari o'sha Yusuf Davron biddalailil lafziyya attamassuku biddalailil lafziyya deganda kitob va sunnatni mutlaq aytibdi. Bu joydagi lafziy dalillar degani zohir deganini isbotlab bera olmaydi qiyomatgacha degan da'vosiga isbot keltiryapmiz. Yuqoriroqqa nazar solsangiz, 116-chi sahifada Imom Roziy aytibdilar. Athamin va yatawaqqafu ala salamatiha anil muoridil aqli. Aqli muorizga, aqli ziddiyatga ham to'xtab turadi. Aqli ziddiyatdan salomat bo'lganiga ham to'xtab turadi. Matn aqli ziddiyatga tushmaslik kerak. Bu nima degani desa, inna ayati tashbihi katira. Qur'onda tashbih oyatlari ko'p. Lakinnaha lamma kanat muoradatan biddalailil aqliyatil qat'iyya. Qat'iyyani alohida e'tibor qarating, chunki biz avval aytdik suhbatimizda. Bu joyda aql haqida gap ketganda hech qachon aqlni o'ziga urg'u berilmaydi. Qat'iy aqliga urg'u beriladi. Bu muttafaqun alayh usuliylar nazdida. Ya'ni aqli qat'iy bo'lgan dalillar zonni naqli dalillarga muoriz kelib qolsa, zonni matnlar, zohir matnlar ta'vil qilinadi yoki uning sahih masligi isbot qilinadi. Yo sahih bo'lmasligi mumkin. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu gapni aytishlari mumkin emas. Nimaga? Shariat aqliga zid kelishi mumkin emas. Ya'ni aqli qat'iy, badihi deydi buni. Musallamot deydi arablarda. Taslim bo'lingan masalalar bor. Buni qayerdan olgansizlar desa, buni bugungi ba'zi o'zini bilmagan odamlar Aflotundan, faylasufdan olgan deb tuhmat qilishyapti. Yo'q, biz sunnatdan olganmiz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ni oldilariga Fatima degan bir ayol kelib, idda o'tirish masalasi to'g'risida bir gapni gapiradi. Gapirganda Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biz Qur'oni Karimning oyatlari turganda bu bitta xotinning gapini ustun qo'ymaymiz deydi. U dalil aytayotdi u. Hadis deb gapirayotdi xotir. Xotin yoki u dalilini keltirayotdi. Lekin Qur'onning oyatiga ohot yakka shaxslarning rivoyati ustun kelmaydi. Muoriz kelib qolsa biz oyatni olamiz degan u. Xuddi shunsingari oyat qat'iy dalolatga ega bo'lsa qat'iylik ustun turadi. Birinchi o'rinda qat'iylik. Aql ham musallamotlardan qat'iy dalilni keltirsa, badihi masalalarni ifoda qilsa, unga taslim bo'linadi. Shuni aytibdi. فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل لا يمكن تصديقهما. Agar zavohir naql, mana Roziyni o'zi aytibdi. Naql haqida kelganda zavohirni gapiribdi. O'sha Yusuf Davron aytgan gapni yuqorirog'ida. Naqllarning zohiri, turli dalolatga ifoda qilishi mumkin bo'lgan zohirlar aqlning musallamot bo'lgan qat'iy masalalarida, badihiy masalalarda muoriz kelib qolsa, ikkalasini ham tasdiqlashlik imkonsiz. Ikkita naqizni tasdiqlab bo'lmaydi. Bir odam ham gapirib, ham jim turibdi deya olmaysiz. Bir odam ham issiq, ham muzdak odam ekan, yoki bir marojni ham issiq, ham muzdak deya olmaysiz.
Yani bu muarazanı ikide birbirine zıt narsanı tasdiqlab bo'lmaydi. İkkalasini birdaniga yolg'on ham deb bo'lmaydi. İkkalasini ham asosi bor narsalar. Demak nima qilinadi? Qat'iy narsa muqaddam qo'yiladi. Agar aql qat'iy bo'lsa, qat'iyni olinadi. Naql qat'iy bo'lsa, qat'iyni olinadi. Chunki deydi ulamolar, imom hatto Ibn Taymiyani Daru ta'arudul aql va naql degan kitobidan keltiraman hozir. İmam Ibn Taymiya ham aytadilar-ki, qat'iy narsalarda qat'iyat muqaddam turadi. Chunki deydi, chunki shariat hech qachon aqlga zid narsani olib kelgan bo'lishligi mumkin emas. Agar aqlga zid narsa kelgan narsa bo'lsa, uni zaifligi yoki asosiy gap emasligi boshqa ma'nosi borligini dalolat qiladi deydi. Illa ladimrotna qatan. Wa la tarjihan naqli alal qawati al-aql. Mana. Naqlni qat'iy bo'lgan aqlga tarjih qilib bo'lmaydi. Nimaga? U naql zohir demoqchi. Yuqorida zohirini aytdi o'zi. Turli xil ma'nolari bor, uni qat'iy bo'lgan musallamotga tarjih ustun qo'yib bo'lmaydi. Shu joyda endi Ibn Taymiyaning gaplarini keltiramiz. Ibn Taymiya rahimahulloh 1-chi juz varaqni yaxshi ko'radiganlarga varaq aytib beray. 1-chi juz 79-chi sahifada Daru ta'arudul aql va naql degan kitoblarida aytadilar. Fa ammal qat'iyani la yajuzu ta'aruduhuma sawa'an kana aqliyayni aw sam'iyayni aw ahaduhuma aqliyan wal akhar sam'iyan. Fa hadha muttafaqun alayhi bainal uqala li'anna ad-dalil al-qat'iy huwa alladhi yajibu thubutu madlulihi wa la yumkinu an takuna dalalatan batilatan. Nima bo'ldi Ibn Taymiya ham qarshi ekan Yusuf Davronni aytayotgan gapiga. Salafiylik tushunchasiga o'zi Yusuf Davronning suhbatlari 90% Ibn Taymiyaning shu kitoblaridan. O'sha joydan o'zlariga kerak bo'lgan gaplarni ko'chirib olib, Ash'ariy Maturidiylarga tosh otib yotibdi. Lekin Imom Roziy bilan bu masalalarda, mana bu masalalarda aql bilan naqlni o'rtasidagi muoraza masalalarida Ibn Taymiya kelishib turibdilar. Aytayaptilar-ki, İki kat'i mesele. Demek kat'iyat degende Yusuf Davron nima degenedi? Kat'iyat degende bunlar aklını nazarda tutadı degenedi. Ona kamasakan. Kat'iyatlar avval sohbette ettik. O sem'i buluşu mümkün, akli buluşu mümkün. Sem'i deliller ham kat'i buluşu mümkün. Akli deliller ham kat'i buluşu mümkün. Bunlar asla birbirine muarız kep kalışı mümkün emez. Muarız kep kalsa kat'iyat üstün koyuşluğunu İmam Razi eti yaptılar. Bu joyda Ibn Taymiya bilan mana bu qizil chiziqda birlashyaptilar. Endi nima bo'ldi? Qiyomatgacha dalil keltirsin dedi. Endi o'zi qiyomatgacha tavba qilarmikin bu? Tavba qilish fursati yetarmikin endi Yusuf Davronga? Agar buni tan olmaydigan bo'lsa, bu inson kibrga mahkum bo'lgan odam. Haq kelgan paytda qabul qilmayotgan odam bo'ladi. Ey Yusuf Davron, Allohni nomini o'rtaga qo'yib aytaman. Alloh İkkimizni ham guvohimiz bo'lib turibdi. Men nima deyotganimni juda yaxshi tushunib turibsiz. Qayerda qanday xiyonatlarga yo'l qo'yib ketganligingiz, ma'noni aytayapman, siz shaxsiyatingiz haqida emas. Fosh bo'lib turibdi, tavba qiling. Chiqing, uzr so'rang. Ayting, men bu joylarda xato qilgan ekanman deng. Hatto Abdulloh Zufar ham aytdi, 60 ta fatvoni xato qilibman, odam o'ldirish, zino, uni ichida hamma narsa bor. Pora, mora, hamma narsalarni halolni harom, haromni halol qilib tashagan. 60 ta fatvoyimga uzr so'rayman deb chiqdi. Lekin u ham u gapni aylantirish, qolgan gaplarida odamlarni o'ziga mahliyo qilish. Lekin Yusuf Davron birodarim, siz o'ynashayotgan masala, siz bunaqa masalalarga, ya'ni qo'lingizda tig' bilan qon chiqarishga harakat qilayotgan masalalar oddiy masalalar emas. U qonlar shahidlarning qoni. Qo'lingizni torting. Bu qonlar ulamolarning, ahli sunna val jamoaning peshvolarining qoni. Qo'lingizni torting undan. Gapirsam xohlagan lavozimni keltirib aytsam odamlar ishonaveradi desangiz xato qilasiz. Eshitamiz, davomida ham ba'zi gaplar bor edi. Bugun shu jumlani tugatamiz inshaalloh. Ehtimoli bo'lmagan nassiy dalil, lafziy dalil emasmi? Imom Roziyning gapini mutlaq deb odamlarga yediryapti. Imom Roziyning gapi mutlaq kelyapti. Siz Imom Roziyning gapini umumiy ma'noda emas, faqatgina zohir dalillarni ko'zda tutyapti deb omni dalilsiz hisoblayapsiz. Bunga dalil olib keling. Lekin
Delil alıp geldim. Kurdiler mi? Delil alıp geldim. Yani razi özlere ettiler. Az-zavahir-i nakl dediler. Yani nakli deliller dedi. Ne kaytadan okuyduk? 8.de ayeti. Bana şu, bana şu Yusuf Davran keltirgen metinden neçi bet aldın de? 2 bet aldın. 2 bet şunu da aldın ki ötesiz okuyasız. 8. Es-Samin يتوقفوا على سلامتها عن المعارض العقلي وإن آيات التشبيه كثيرة لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية القطعية قطعية جن أرجو بليبمن قطعية مثلا لا رح أقدر جابك تجبت لا جرم أو جبنا صرفها عن ظواهرها ون الظاهر جا كورة صرف يعني معنى عيد كتار ميمس فكذاها هنا خد بويردين خد شنجوش جندك Bu yerde hem kuddu şu. فَعِنْدَ خُسُولِ الْتَعَارُضِ بَيْنَ ظَوَاهِرِ النَّقْلِ وَقَوَاتِعُ الْعَقْلِ Kaçan ki akli kat'i deliller bilen zahir nakli deliller muarız kep kalsa ikkalesini hem yalan diye almayımız, ikkalesini hem tasdıkla almayımız. Ne kılamız? Kat'i bugün meselelerini tercih kılamız. Delil kat'i bulsa delilini tercih kılamız. Akıl kat'i bulsa, delil zahir bulsa, akılını tercih kılamız. Bunu İbn-i Taymiye'ye hem ayeti yaptılar. Başka Savaik-ül Mursale'de İbn-i Kayyım'a ayetkiler bunu. Bu dar-ı ta'aruzul akıl ve nakıldan taşkarı Mecmu'ul Fatava'da hem ayetkiler İbn-i Taymiye bunu. Yani bu usulüler nazdede bu kat'ilik tercih manasında aldığın turuşluğu muttefakun aleyh bu. Bunu aklı bar adam bunge zıt ketal mıydı degen. Mesela bunu ben saddar akılıp yine ayeteyim. Mesela ne deyilik? Seb'a semavat dedi Allah-u Teala Kur'an'da. Yer Osmanlı dedi, yetti kat dedi. Keyin bu Osman ilimleri bu içe bazı ulemalar çıktı da Osmanlı'nın kavatlarını sanıştı. Birinci kavat azan, ikinci kavat falan, üçüncü kavat manaka, pistan pistan deyişti. Keyin karese bu kavatlar 9'da çıkıp getip kaldı. Akli delil, akli hüccetke göre bu metin Osmanlıların 7 kat ekenliğini inkar kılı yaptı. Osmanlılar, Osman yani Osman biz bilgen Osman. 8-9 kat bu kaldı hazır. Şimdi ne böyle dese? Akli kat'i delil ayetedeki yukarıdaki metin biz ayetiyetken metin yani biz çüngen 7 kat metinmez. Onun başka manası var deyiledi. Metinli başka manası var. Aklımız kat'i bugün delillerde üstün duradı. Mutezilelerge bunu çerkeştirmezlik gerek. Mutezileler mutlaka akılını hemen narsaga hakim kılagen. Biz akılını idrak, müdrik kılagen biz. Farkı var bu cahide. Bunu farkı görmegen adamlarge korkmazdan, ikkilenmezden, yüzyıllar mobeyni de mutezilelerge karşı mücadele kılgen ahl-ı sünnenin imamlarını mutezileler bilen bir bular deyipti. Bana keltirdik biraderler. Ha, İmam Razi Rahimahullah ne mi degen eken? İmam Razi Rahimahullah biddelaili lafziye degen de zahırını aytken eken. Yine İmam Razi özleri, İmam Razi'nin başka bir kitapları. 40 degen kitapları yan var İmam Razi'nin. Yoki mahsul, yoki yana boshqa muhassal degan va mahsul degan kitoblari bor. Mahsulda 408-sahifada aytadilar. Wa alam anna al-insafa annahu la sabila ila istifadati al-yaqin min hadhihi al-dala'il al-lafziyya illa idha iqtaranat biha qara'in tufidu al-yaqin sawa'an kanat tilka al-qara'in mushahadatan aw kanat manqulatan ilayna bit-tawatur. Mana bu gap endi Yusuf Davronni yuziga jiddiy ma'noda tarsaki. Yusuf Davron kitob o'qimagan, Yusuf Davronga berilgan masalalarni o'qib, shunga ko'ra xulosa qilib adashganga chiqaryapti xolos. Aytayapti, biling deyaptilar. Albatta yaqin istifodasi uchun lafziy dalillarni o'zidan, ya'ni lafziy dalillarni o'zidan yaqiniy ilm, aqidaga matn olishimiz uchun qarina kerak bizga. Yaqinni ifodalaydigan qarina. Ya'ni hadhihi dalail lafziyya. Ya'ni bir xil jumlada aytibdi. Lafziy dalillarning o'zi yaqinni ifoda qila olmaydi. Uni yaqinni ifoda qilish uchun unga nima kerak?
Karine kerak. Karine qanday bo'lish kerak? U mushohadatan bo'lsin, xohlangani dalolati qat'iy bo'lsin, ikkinchi ma'nosi bo'lmasin yoki mutawatir tarzda subuti bizga yetib kelgan bo'lish kerak. Ikkalasi bo'lgandagina unga o'sha ma'noda yaqiniy dalil sifatida e'tibor qaratamiz degan. Mana qiyomat alhamdulillahi robbil alamin kelmasidan oldin dalilni keltirdik. Endi Yusuf Davron birodarimizga bu cümlelerde izah talep kılamız. Biz bir tamamdan yapıp ikinci tamamını yapını eşitmezden kulası kılayım demeyimiz. Kani nime deydi indi? Yusuf Davron nime deyip bahane kıladı indi? Ve şu geplerini okup gelip ahırı da etken ki Yusuf Davron yarmını okumazdan yukarıdaki geplerini etip gelip memnun. Yukarıdaki geplerde etiyipti ki razı. فَهَذَا تَقْرِيلُ الْبَحْثِ عَنْ قَوْلِنَا Mana bu şunca cümlelerini keltirdim ha. Gaplarının parçası bizim gapimizden kelip çıkan takriri, kararı bu. Savolni berib qarorlashtiryapti. Nima bo'ldi endi? اَتَّمَسُّكُ بِالدَّلَائِلِ اللَّفْظِيَّةِ فِي الْمَطَالِبِ الْيَقِينِيَّةِ لَا يَجُوز Demek بِالدَّلَائِلِ اللَّفْظِيَّةِ دِيگَنْدَ ظَاهِرْنَا اَيْتْكَلِّيگِ اِسْبَاتْ بُولْدِ Qiyomatgacha sizga muhlat isbotlolmaysiz. İmam Razi mutlaq aytiyatuvdi deyapti. Qani mutlaq aytgani? Mutlaq emas ekan-ku. Abu Ja'far Madani Allohdan qo'rqsanglar tavba qilinglar. Xashaviylikdan voz kechinglar. Allohning dini bilan o'ynashmanglar. Siyosiy maslakka diniylarni sotmanglar. Bu din sizlar Saudiyadan ketganinglardan keyin ham din u. Biz O'zbekistondan chiqib ketsak ham din bu, din turaveradi bu. Saudiyaga borganda Saudiya hukumatini yoqlash uchun salafiy tushuncha bilan dinni tushunib olmanglar. Din o'sha salafiy tushunchani o'zi emas, xashaviy tushunchaning o'zi emas din. Maturidiy ash'ariylarga bu raddiya beraman degan odam matnni o'qisin yuqorisini. Yusuf Davronga yetkazing buni Abu Ja'far. Yetkazing Yusuf Davronga. Eşitsin bu gaplarımızda. Biraz üzülüp kaldı matırlarımız yani canlı mülakat. Üçtesini cam kılıp koyamaz inşallah. Bu biz bunu koyuyorlar. YouTube'ga ham başka joylarımızga ham. Yusuf Davron. Sizge yana kaytattan mubaşaratan aytiyapman. Biddelaili lafziye yani zahar eken bu. Ben etken gap doğru bop çıktı. Biz razini özlerden soradık. İmam Razi aynen zahirini nazarda tutkallarını iki joyda kat'i akli kavatiyege muarız kep kalsa nakli zahirlar tercih kılınmaydı degen gapını takitle genekeller. Uşa gaplarını gapırıp gelip demek şunca gapten keyin hulasa şu ki mana bu gapimiz öz kararını taptı. Attemessuku biddelaili lafziye fil matalib il yaqiniye la yajuz. Demek lafzi dalaletler yani zahir metinler demek ki. Tepede şunu aytti. Yaqini matlablarda dalil sıfatta üçler bulmaydı. Subhaneke Allahümme ve bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk ve ahiru da'vana enin hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi وبركاته